Ben ne yaptım? Mert. Polis ambulans falan arayalım. Saçmalama. Hayır. Hayır, polis yok, ambulans yok, hiçbiri yok. Nasıl yok? Ya yok. Ben ne yapacağım? Anneme ne diyeceğim oğlum? Dilara. Mert, gidiyoruz, gel. Hadi. Gel abi. Hadi. Siz gidin. Ne? Siz gidin. Mert, hadi. Mert. Ben onu bana tamam mı abi? Bak ben onu bana, bak ben halledeceğim her şeyi, tamam mı? Hadi alın gidin siz onu, hiçbir şey yok, tamam mı abi? Olmaz. Alın gidin. Mert. Ya olmaz. Oğlum ben seni buraya getirmemeliydim lan, anlamıyor musun oğlum? Bak bu benim suçum, senin hiçbir suçun yok. Alın gidin bunu. Git buradan ya, Mert, git. Mert, adam hareket ediyor. Mert. Gel, Mert gel. Lan oğlum hiçbir şey yok. Git, vallahi git lan Türk gibi. Mert hadi. Yok oğlum yok, vuramamışsın bile adama, hadi git lan. Mert hadi. Git. Hadi. Lan oğlum, korkuttun lan beni. Korkuttun oğlum beni ya. Abi, lan. Bunun hesabını soracağım lan sana. Ne yaptın lan abi? Lan abin hiçbir şey yok, Türk gibi, görmüyor musun ya? Abi iyi misin? Yok bir şey, iyiyim be kuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada hiçbir şey yok. Heyecandan şu anda benim elim ayağım titriyor, görmüyor musun? Bunun hesabını vereceksin. Geberteceğim lan seni de, kardeşini de. Kardeşim bu işe karıştırma, tamam mı? Kardeşimlik bir durum yok ortada. Ambulanslık bir durum yok, var gibi görünüyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bu bıçağı bırakıp kaçıyorum, tamam mı? Sakın arkamdan gelmeyin benim. Allah kahretsin! Aç şunu, aç. İnanmıyorum gerçekten ya. Bayağı bıçaklı bıçaklı kavganın içine girdik ya. Hiçbir şey söylemeyeyim. Lütfen gidin, lütfen. Tamam, lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ya adama bir şey olursa? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege, bittik. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin. Ne sakini ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına. Ya Mert. Sen bizi nasıl böyle bir şeyin içine sürükleyebilirsin? Haklısın. Yapmamam gerekiyordu biliyorum. Ben adamın elinden bıçağı almaya çalıştım. Ben sonra bu kadar büyüyeceğini nereden bilebilirim? Oğlum sen gerizekalı mısın? Bıçakla adamın üzerine atladın. Ne bekliyordun? Ege tamam. Bahar tamam ne? Tamam ne? Düştüğümüz hale bak, saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Tamam ne? Özür dilerim. Bu kadar büyüyeceğini gerçekten bilmiyordum. Planlayarak yaralama yok. Nefsi müdafaa dersin. Merak etme. Olay o kadar büyümeyecek. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Olay büyüyecek. Doğan Yener bunu öğrenecek, sonra da bizi kapı dışarı edecek. Bahar, adamı yaralı bırakıp gittik. Farkında mısın? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Abin halleder değil mi? Sonra işin ucu bize dokunmasın. Ne münasebet ya işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben. Hale. Özür dilerim. Bundan sonrası bende, tamam. Siz olayı duymadınız, etmediniz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, şu an yapmamız gereken tek şey birbirimize daha fazla yüklenmeden olayın çözülmesini beklemek. Ya adam ölürse? Ha? O zaman ne yapacağız? Ege saçmalama, ne ölmesi? Adam gayet iyiydi. Ha, tamam o zaman ya, rahatladım. Ben giderim arkadaş. Olayın aydınlanmasını falan da bekleyemem. İzmir'den koşa koşa geldim buraya. Kimse için kendimi ateş atamam. Size hayatta başarılar dilerim. İyi. İyi. Sen de git istersen benim. Biraz yürüyelim diyorum. Hem daha sağlıklı düşünebiliriz. Bahar, bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Hadi. Hadi Mert. Niye geldin? Hala anlatmadın.
Banu. Ben şu ömrü hayatımda böyle güzel, böyle tatlı çay içmedim biliyor musun? Neden? Çünkü balım yapmış da ondan. Afiyet olsun. Bahar'cığım. Niçin gelmiş olabilirim? Özledim ben sizi. Burnunda tüttünüz ya. Dayanamadım geldim işte yan ayrılığa. Ya sen bana neler çektirdin unuttun mu? Annem hastalandı kaçıp gittin. Kadının cenazesine bile gelmedin baba. Rahmetli teyzem olmasaydı halimiz ne olurdu hiç düşünmedim bile. Kızım bilsem gelirdim zaten niye gelmeyeyim yani? Annenin cenazesi kaldırıldı ben öyle duydum vefatını onun. Ayrıca teessüf ederim yani. Bu baban sevdiği kadını öyle hasta yatağında bırakacak kaçacak adam. Öyle bir insan mıyım ben? Hiçbir şey bilmiyorsun konuşuyorsun. Gitmek zorunda kaldın gitmek. Bilmiyorsun ki daha ufaktın küçüktün sen. Bırak baba ya bana mı anlatıyorsun? Ne oldu? Paran mı bitti senin? Ya da kalacak yerin mi yok yine? Ne oldu sen bunu anlat bir bana. Abla babamın bir suçu yok. Ben istedim gelmesini. Seni de kandırmıştır. Yok olmaz. Tam hayatımda her şey yoluna giriyor derken ben buna izin veremem. Tamam çay faslı da bitti. Hadi kalk. Kızını da gördüm bitti artık. Hadi kalk gidiyorsun kalk. Tamam ben sabah ana. Sessiz sedasız çıkar gider. İyi. Ne olmuş buna ya? Buna ne olmuş ya? Ama haklı biliyor musun? Haklı. Çünkü ben size doğru düzgün babalık yapamadım. Onda haklı bak. Olsun. Yine de sana bu şekilde davranmamalı. Banu ya, Banu. Abla. Bir saniye dinler misin lütfen? Bak yıllar sonra da olsa hatasını anlamış dönmüş. Kapımızı mı kapatacağız biz bu muyuz? İnan bana seni sevdiği için burada değil. Başka bir yer bulsun, çekip gitmek için bir dakika düşünmez. Hayır öyle değil. Ben istedim gelmesini. Haksızlık ediyorsun. Nasıl geçti abla? İyi geçti. Sen ne yaptın? Misafirimiz mi var? Banu. Birisi mi var evde? Kim geldi? Kızım konuşsana. Arkadaşın mı vardı gitti? Ne oldu? Konuş. Bahar. Hoş geldin kızım.